Bu canlı araknofobik kişilerin kabusudur. Büyüktür, kahverengidir, kıllıdır ve evlere girip ayakkabı ve giyeceklerin arasında gezmeyi sever. Kızdırırsanız sizi arka arkaya defalarca ısırabilir. Brezilya, Costa Rica ve Arjantin'de yaşayan bu örümcek, yaşayan örümcekler arasında en zehirlisidir. Her yıl yüzlerce Brezilya gezgin örümceği ısırığı haberi gelmektedir. Ve bu örümceğin zehri bir insanı 2 saat içerisinde öldürebilir. Fakat ölüm oranı yüksek değildir. Çünkü Brezilya'da bu zehrin pan zehri vardır. Dünya üzerindeki en zehirli canlılardan birisi olan bu örümcek, 2010 Guinness Rekorlar kitabına en güçlü zehre sahip canlı olarak girmeyi başarmıştır. Brezilya gezgin örümceği, Güney Amerika'ya özgü bir türdür. Çoğunlukla yağmur ormanlarında, ancak çoğu zaman insanlarla birlikte kentsel alanlarda yaşamaktadır. Bu örümcekler büyük, zehirli ve soluk kahverengidir. Kıllı bir gövdeye ve bacaklarında siyah çizgilere sahiptir. Erkeklerin karınları dişilere göre daha küçüktür ve ayrıca palplarının ucunda şişmiş ampuller vardır. Bunlar genellikle cinsiyetleri ayırt etmek için kullanılan ağza yakın bölümlere ayrılmış uzantılardır. 130 ila 150 mm arasında ortalama bacak açıklığına sahiplerdir. Brezilyalı gezgin örümceğin klasik bir davranışı, öndeki iki bacağını kaldırdığı ve bir yandan diğer yana eğildiği savunma duruşudur. Bu örümcek yalnız bir canlıdır. Erkeklerin dişileri aradığı ve diğer erkeklere çiftleşme hakları için meydan okuyabildiği çiftleşme mevsimi dışında birlikte zaman geçirmezler. Çiftleşme mevsimi boyunca erkekler dişileri bulmak için zamanlarının çoğunu dolaşarak geçirirler. Dişiyle karşılaşıldığında dişi eğer izin verirse onunla çiftleşmeye çalışmak ve ardından hızla uzaklaşmak zorundadır. Dişi, yavruların yumurtadan çıkana kadar koruyacağı birkaç yumurta kesesine 3000'e kadar yumurta bırakır. Bunu yaptıklarında yavrular bağımsızdır ve tamamen büyümeden önce 5 ila 10 kabuk dökümü geçirerek kendi başlarına yaşamaya başlarlar. Çoğu kişi için büyük bir örümcek görmek biraz heyecanlı bir durumdur. Ancak ürkütücü Brezilyalı gezgin örümceğin ısırığına kurban giden talihsiz azınlık için bu heyecanlı durum yerini korkuya bırakır ve yepyeni bir anlam kazanır. Bu örümceğin zehri birkaç molekülün çok zengin bir karışımıdır. Bu moleküllere toksin denir ve bu zehirde farklı etkilere sahip çeşitli toksinler vardır. Bu nedenle bir insan bu örümcek tarafından ısırıldığında penisin sürekli olarak ereksiyon olduğu bir durum olan priapizm de dahil olmak üzere birçok farklı semptom gözlenebilmektedir. Kulağa her ne kadar hoş bir durum gibi gelse de, cinsel birliktelik öncesinde olduğu gibi bir ereksiyon durumu söz konusu değildir. Saatlerce süren ağrılı bir ereksiyona ek olarak, gezgin örümceğin ısırığı, kas kontrolünün kaybına, şiddetli ağrıya, nefes almada zorluğa ve tedavi edilmezse oksijen yoksunluğuna bağlı olarak ölüme neden olabilir. Zehrinde PHTX3 adı verilen bir nörotoksin mevcuttur. Bu madde kalsiyum kanalı engelleyici özelliğiyle vücuda girdikten çok kısa bir süre sonra sinir sistemini harap etmeye başlar. Bu nedenle Brezilya gezgin örümceğinin ısırdığı avların vücudunda istemsiz kasılmalar başlar ve çok kısa bir süre sonra kaçınılmaz ölüm gelir. Avlarını sindirmek için de oldukça özel yöntem kullanırlar. Bazı örümceklerde olduğu gibi özel bir enzim salgılarlar. Bu enzim avı öldürür ve aynı zamanda sindirim sürecinde de yardımcı olur. Bununla birlikte diğer türler avlarını tamamen çiğneyerek sindirirler. Bu muhteşem canlının zehrinin ne kadar güçlü olduğunu kıyaslamak isterseniz, son derece zehirli ve memeliler için de tehlikeli olan karadulların 20 gramlık bir fareyi öldürebilmek için 110 ila 200 mikrogram zehir enjekte etmesi gerekirken, Brezilya gezgin örümceğinin
aynı fareyi 6 mikrogram zehirle öldürebildiğini aklınıza getirmeniz yeterli olacak. Zehrinin etkileriyle ilgili birçok vaka da kayıtlara geçmişti. Örneğin, Brezilya'nın São Paulo kentinde muz taşıyan 23 yaşındaki pazar işçisi bu örümcek tarafından elinden ısırılmıştı. Numune, 3,5 santim vücut, bacakları ile 6 santim uzunluk olarak ölçülmüştü. Yaranın son derece acı verici olduğu, mağdurun ısırık bölgesinin terlediğini ve cildindeki tüylerin diken diken olduğunu fark ettiğini bildirmişti. Ayrıca ağrının göğsüne yayıldığı ve kalbinin hızla çarpmaya başladığı da bildirilmişti. Kurbanın başı dönüyordu ve midesi bulanıyordu. Üşüyor ve salyaları akmaya ve kusmaya başlamıştı. Ve priapizm, yani normalden uzun cinsel istek sergilemişti. Daha sonra bu kurban anestezi, tetanoz ve antizehirle tedavi edilmiş ve ısırıktan 36 saat sonra iyileşmiştir. Sonuç olarak bu canlılar panzehir bulunmadığı takdirde tehlikeli ve ölümcüldü. Ancak korunmaları, yaşam alanlarına saygı duyulması gerekmektedir. Zira ekolojik denge için de oldukça önemli bir canlıdır.